Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Uzun aradan sonra bu şey ders, psikoloji yapacağım şey. Şu anda elimizde olan şu var. Sima'nın iki ders var yapılmayan. Süret hakkında en az laha kal 40 tane ders olacağını tahmin ediyorum. 135 parça çıktı. Cismaniyetin 1/4'ünü bitirdim. 1/4 kaldı. Kader bitti. Kader, kelime arasındaki kader. Kelimelerin kaderi. Şimdi psikoloji yapıyorum. Yani kendimizi yorumlama özelliği. Başkası olmaya değil, onun güzel malzemelerini kullanarak, yani o özendiğin kişilerin sıfatlarını, malzemelerini kullanarak sen olmaya çalış. Yani felsefeci ile, felsefe ile filozof arasındaki farkı anlatayım bu mevzuyla alakalı. Felsefecilerin, öğretilerin, yani felsefe şu demiş, felsefeci şu demiş, şu şöyledir. Bunları konuşana felsefeci denilir. Çok iyi biliyor. Filozof ise bunları bitirmiş, o malzemeleri alarak kendince yeni üreten adam demektir. Üretken adam. Yani bütün kullanılmış, yürünmüş yolları bitirip kendisi bir yol açıyor. Onlar kayıtlı değil yani. Değil. Ama onların efendim? Keşif peşinde. Keşif peşinde ve o malzemeler alt malzemesi böyle, tamam mı? Onunla başka şey inşa ediyor. Geleneği götürmüyor. Tamam mı? Şimdi peki bunu niye söyledim? Öyle misal vereceğim ki toplumda veya bize lazım olacak şeylere hem ufuk atsın, hem de çok maillerde veya siteden gelen sorulara hem de cevap olsun, hem de burayı atsın. Yani şu, özendiğimiz insan var tabii, Resulullah mesela. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ustad veya kamil, ağabeyler, kardeşler, özenilecek insanlar. Ama peygamberimiz kalkıp da demedi ki ya Ömer, Ebu Bekir gibi ol. Ya Osman, Ali gibi ol, Ömer gibi ol dememiş. Benim gibi olun da dememiş peygamber. Benim yaptığımı yapın dedi. Anlıyor musunuz? Eğer madem sen Hasan olacaktın, sen niye yaratıldın? Ama benim kullandığım malzemeyi sen de kullan. O zaman fenafil olmak şu demektir. Yani başkası taklit ediyoruz ya veya özeniyoruz o insana. O olma. Çünkü sen olmaya çok ihtiyacın var. Zaten başının belası, sıkıntıların kaynağı sen olmaya tahammül edemediğinden kaynaklanıyor. Oysa kişi kendisi olmaya kanaat etse, tamam, kendisiyle memnun olsa, o ne demek? Kendisiyle barışık olsa, kendisini inşa etse, o zaman ne yapacak? Hasan abi gibi olma. Hasan abi gibi olmaya ihtiyaç yoktur. Onun için farklı yarattı Allah seni. Ama Hasan abinin kullandığı malzemeyi kullan. Peygamberin kullandığı malzeme Kur'an'dır. Sen de kullan. Ebu Bekir Sıddık'ın kullandığı malzeme sünnet-i seniyye ve Kur'an. Sen de onu kullan ama kendini değiştirmeden dönüştür. Hani karakterini değiştirme. Lanet var çünkü. Karakterini değiştirene. Kadına benzeyen erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etsin diyor. Ha? O zaman başkası olmaya değil,
onun güzel malzemelerini kullanarak sen olmaya gayret et. Mesela ben ona örnek de bir tane de vereyim. Çok biraz fazla durdum ama 16 sene yanında kaldım rahmetli Rüştü abi. Rahmetli diye başladık artık ilk defa. Rahmetli. O Zübeyir abi demiş ona. Zübeyir abi Rüştü abinin ustadın sır katibi, onun yanında kalmış. O da tevafuken 16 sene kalmış. Tahir abi, Zübeyir abi, Mustafa Gül abilerle kalmış Rüştü abi. Bizde de Allah nasip etti onun yanında kalmayı. Oradan geliyor. Diyormuş ki Rüştü, ben bunları ustattan gördüm. Ustattan işittim, bana dedi. Biz dedi ustat kullandığı malzemeyi yaşadığı yaşamaya çalışıyoruz. Ama ustat olmaya çalışmıyoruz. Bunu bize naklederken ben olmayın derdi Rüştü abi. Ben olmayın. Ben olmaya çalışmayın. Zaten öyle fıtratımda da yok. Siz olacaksınız ama külliyata uyan davranışlarım, sözlerim, külliyattan söylediklerimi kullanın. Son misalim, villanın da gece kondunun da malzemesi tuğla ve çimentodur. Ama bir tanesi villa, bir tanesi gece kondu. Temel malzemeyi kullan, birisi villa olsun, birisi gece kondu olsun. Ha, o zaman kendine barışık olmanın alameti, kendini sevenin alameti, kendisini yaşayan insandır. Başkası olmaya değil. Ustad da şöyle söylüyor, veciz cümle. Başkasının yürüyüşünü taklit ettiler, yapamadılar ama geri dönüp de kendileri de olamadı. Kendi yürüyüşünü de unuttular. Anladın mı? Buralardan çıkarıyorum Resul bu cümleleri. Başka? Kontrolü senin de sende olmayacak şeylerle meşgul olma. Mesela kontrolü senin elinde olmayan şeylerle meşgul olma. Nedir o? Ömür. Rızk ela senin kontrolünde değil. Bunlarla meşgul olma. Kontrolü senin elinde olanlarla meşgul ol. Hastalık senin elinde değil. Ömrün kısalığı uzunluğu senin elinde değil. Arabana bir depo benzine biraz su koyarsan nasıl teklediği gibi arabaya, mazota veya benzine su koyarsanız tekler. Pıt 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 pıt. Tekler. Teklediği gibi dimağına ne kadar olumsuz şeyleri koyarsan o kadar dimağın tekler. Bu hani hafta marını Cenab-ı Hak hayatı muhafaza etmek için vermiş diyor. Evet. Bununla bir şey yapabilir miyim? Yani hayatı tahrip etmek için değil. Aynen. Aynen. Mesela çok güzel. Şimdi mesela hafta damarını vermiş. Haf. Korku damarını. Korku damarını vermesinin şeyi, o haf şeyde söylüyor, hücum atesinde de, iyi hatırlattın, aynı. Hayatını koru, atlama, tehlikelere girme, tehlikeleri deneme. Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle diyor bir mana, bilerek kendinizi tehlikeye atmayınız. Haf damarını hayatını korumak için vermiş, hayatını zehir etmek için vermemiş. Kontrolü senin de olmayacak şeylerle niye meşgul oluyorsun? Yarın güneş doğacak. Senin elinde mi? Olmayacak. Devam ediyor. Arabana bir depo benzine biraz su koyarsan nasıl teklediği gibi biraz çok koyarsan istop eder. Dimağına da ne kadar olumsuz şeyleri koyarsan o kadar tekler. Siz de bu sefer gerilim koyarsanız tekleme ne demek? Gerilim, endişe, aşağılık kompleksi, özgüven eksikliği olur ve hayatın teklemeye başlar. Acayip bir şey. Hayatın teklemeye başlar. Hayatın teklemesine ait bir iki şey söyleyeyim size. Şu. Hayatın teklemesine malzeme, zemin. Şimdi başıma geçen bir olayı anlatayım.
birisi bana şoförlük yapıyor, tanıyorsunuz, derse gidiyoruz. Tabii İstanbul trafiği, yani hata yapıyor oluyor bir sürü. Hak ihlalleri yapılıyor, kul hakkı, haram ya. Kırmızıda geçmek haramdır. Meyve kabuğunu dışarı atmak haramdır. Tamam. Vesaire. Adamı tehlikeye sokmak, hayatını makaslamak haram, kul hakkıdır. Karşı iki taraf üzersen haramdır. Çok lazım olacak şeyi anlatacağım size. Şimdi adam hata yaptı. Araba sürüyor ya. Hasan abi olmazsa, yani arabaya böyle bakmıyor da adama şey yapıyor. Dedim bak, dinle. Her hata yapana biz tepki versek şeye benziyor, usta işaret cihazına geçtiği gibi. Havlayan köpeğe taş atmaya kalksak sokakta taş, yeryüzünde taş kalmaz. Bak, size söylüyorum o makamda. Ona söyledim, ondan sonra devam ettim. Baktın patlayacaksın. Baktın sinirleneceksin. Baktın aileli sahiplerine söylüyorum şimdi buradan. Baktın ki kızacaksın hanıma veya baktın ki kocana kızacaksın. Yani öfkeni biliyorsun ki tetiklenecek ve kontrol edemeyeceksin. İlk yapacağın adım şu olsun arabada. Sakın yanlış yapanın veya eve gittiğin zaman gözüne bakmayın. Yani gözü yanlış yapanı gözüne bakmıyorum. Ben şimdi senin gözüne bakıyorum. Ama beni sinirlendirdin diyelim, tamam mı Mehmet? Sinirlendirdin. Beni öfke olacak yani. Sen bir şey duydum senin hakkında. Biliyorum yani. Şimdi dershaneye geldim. Ne nane çevirdiğini biliyorum. Geldim. Bir şekilde patlayacağım sana ya. Kontrol edebilmem için kendimi sakın ha onun gözüne bakmayın. Araba sürerken hata yaptı şoför. Sakın gözlerine bakma. Gözlerinden çıkan şu an senin diyor 13. lemada fena madenlerini aktif ediyor. Şu an giriyor. Yani mesela ben sana kızdığım zaman sen mi kızıyorsun bana? Evet. Bakarsın. Evet. Sende ondan sonra gözde müthiş bir akma var. Akıntı var. Deri akıyor. Yani sen bendeki o kızma sana aktarılıyor. Sendeki de baktığım zaman o vurdum duymaz hak ihlalleri yaptın ya. Kızdın ya, kızdırdın ya beni. O şey, o halet bana sürüyor, sirayet ediyor. Bana sirayet edince öfkem oluyor. Öfkemi senin gözüne bakarak öfkeni aktif ediyor. Yani kısacası bakma. Yüzüne bakmayın. Şimdi değil, dişimi değil lan bir şey yok. Yüz çevirme bizi. Ne yüz çevirme bizi. Şimdi bayram, bayramısın. Şimdi bayram. Allah Allah. Başka yere okuyorum. Anladınız değil mi benzini? Dima, olumsuzlukları yaparsanız dimağınız tekler. Dima teklerse ne olur? Ona örnek vereyim size. Onunla alakalı. Başka bir yer. Kimseye kızmaya hakkım yok. Çünkü en büyük ihaneti aklım yaptı bana. Çünkü aklım beni aldatıyor. Aklı sahibine teslim etmem nispetinde. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bizim tekerleme cümlemiz var ya. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana teslim etmek akıllılıktır. Bu akılla bu aklı idare etmeye kalkarsan zekiliktir. Aklı yapana teslim etmek demek vahyi teslim etmektir. Sünnet-i seniyedir. En büyük ihaneti aklım bana yapıyor. Çünkü aklım beni aldatıyor. Aklı sahibine teslim etmem nispetinde onun şerrinden kurtulursun. Baksana hayvanlara, çocuklara,
üzerine güldün akıl hastalarına baksana, delilere, çocuklara, hayvanlara baksana, ne kadar rahatlar. Sen hayvanın, çocuğun, delinin intihar ettiğini hiç duydun mu? Ama aklımdan çok çile çektim ve aklın ifrat mertebesinden, aklı kontrol edemeyişinden intihar edenlere her gün şahit oluyoruz. Ah, aklımdan çok çile çektim. Köpeği sahibine teslim et, kurtul. Akıl kadar ihanet bir şey görmedim. En ufak bir yerim ağrırsa hemen beni kansere götürüyor. Onlar getirmiyor mu olumsuzlukları? Tahakkül mertebesi ne oluyor yani? Tahakkül mertebesinde değil, tasavvur. Daha aşağıda. Ondan sonra taakkul ile tasdik arasında tereddüt var. Şüphe mi, tereddüt mü? Şüphe. Tereddüt neredeydi? Tasdikten sonra. Tasdikten sonra geliyor. Tasdik izan. Evet. İlk önce şüphe, evet. Yani akıl bir cihazdır diyor. Bunu unutmayın. Akıl bir cihazdır, alettir. Bir de bir başkasına diyor. Hangisine diyor? Kalp için diyor. Akıl da bir cihazdır, kalp da bir cihazdır. Kalp ve akıl cihazdır ve alettir. Son tarihlerde öğrendim kalbin alet oluşunu. Ben aklı biliyordum. Kalp de öyleymiş. Yalnız ruh öyle değil. O da alet değil mi? Sana verilen bir hakikat yani. İçerisindeki donanımlar alet belki olabilir. Elektrik. Yani... O zaman nedir? Bendedir diye güvenme aklına. Çünkü en büyük ihanet dahilde oluyor. Araban benimdir diye sen otur, direksiyonuna oturmasan arabam senindir diye arabaya kendini bırakır mısın? Götürebilir mi araba seni? Akıl aynı böyle bir cihazdır. Kalbin cihaz olduğunu nereden şey yapıyorsun? Risale'de. Kalbin hikaye vardı ya. Evet. O başka. O içeri girdikten sonra tete. Kalbin kendisi cihazdır. Çok tuhaf değil mi? Risale'de geçiyor. Kalp dediğimiz şey ne abi? Bizim et, bildiğimiz et değil lan. Yok. Yok. Kalp denilen şey sistem olarak iki yapıda meydana geliyor. İki yapı demeyeyim de üç. Şimdi kalbin iki ayağı var. Bir, dima. Bir, vicdan. Makesi efkar. Yani kalpteki fikirlerin ortaya çıktığı yer dima. Dima'da yediye ayrılıyor biliyorsunuz. Mazar hissiyat var. Vicdan. İki tane ayağı var ya. Bir de bunun dışında kendi sistemi var. Üç. Kalp bu iki taneden müteşekkil değil. Kalbin makesi efkar, mazar hissiyatı. Yani dimada vicdan, kalbin şubeleri. Ama bu şubenin dışında kendisi de var. Yani şöyle diyeyim. Bende akıl var, kalp de var. Ama onun dışında başka şey de var. Ruh var gibi. Üç tane. Anladınız mı? Yani dima müstakil değil. Aklın bir ayağı. Vicdan da kalbin bir ayağı. Bunun için dışında... Bir de kalp var. Kalbin bunların dışındaki şeye, latife-i insani orada. Latife-i Rabbaniye vicdanın içinde, latife-i insani ise ne dimada ne vicdanda, kalbin içinde. Ayrı bir şey. Peki ne işe yarıyor bu dersler böyle? Kendini yorumladığın zaman, yani böyle bildiğin zaman neyin nereden geldiğini iyice oturtabiliyorsun. Duruyorsun. Araba niye tekledi? O zaman anlıyorsun. Arkadaşlar, Allah kimsenin başını vermesin. Şu dersler basit gibi gözüküyor ama bana itimat edin. Yani akıl bir cihazdır. En büyük ihaneti kimseye kızmıyor.
Çünkü en büyük ihaneti aklım bana yapıyor. Senin bana ihanet yapsan ne olur ki? Hariçteki ihanetler beni güçlü kılar. Bütün kaleler dahilden fethedilir. Bu 8. sözdeki kuyu misal değil mi? Birisinin ikisi de aklını kullanıyor. Ama birisini yanlışa götürüyor, birisini doğruya. Bak şimdi ikisi de kuyuda. Kuyu nasıl değişti? O sistem nasıl değişti Resulü? Bir cümle bana, bir kelime söyleyin, kilit kelime. O 8. sözdeki kuyu nasıl değişti? Niye değişti orası? Nazara değişti. Ona ait bir cümle söylüyor. Manayı, hakkı manayı. Orada bir cümle söylüyor. Üstün niyeti. Burada bir tılsım var dedi. O cümleyi, kelime istedim sizden. Fark etti adam. Bu sistem bana rağmen işliyor. Tamam mı? Yani benim isteklerim tarzında işlemiyor bu. Burada bir tılsım var dediği anda her şey değişti. Bu kainat peygambere rağmen, herkese rağmen bir işleyen bir yazılım var, sistem. Benim bedensel emellerim, arzularım, fikirlerim, duygularım, hayattaki gayem vesaireler. Eğer bu kainatın işletim sistemine uyuyorsa o kadar rahat eder. Uymuyorsa o kadar zarar görürüm. Onu nerede anlatıyor? Uhvet Risalesi var ya, mektubattaki değil. Risale. Küçük cep kitabı. Onun arkasında diyor ki, mesela haset bir şeydir. Veya uhvet bir şeydir. Yani latifelerden örnekler veriyor, duygulardan. Böyle kullanırsan budur. Böyle kullanırsan budur. O zaman latifeler eğitilmesi lazım. Mesela korku bile eğitilmesi gerekiyor. Korku bir histir. Eğitmesen seni bloke eder. Affedersiniz, köpeği ve atı eğitenler var. Seyis değil mi atı eğiten? Köpek eğitildiği gibi, köpek gibi duygular var. Eğitilmesi lazım. Mesela korku. Uçak korkusu, ölüm korkusu, kanser korkusu. Aha aklım gidecek. Sokağa çıkamıyor, aklım giderse. Bu korku kontrolsüz. Kontrol edilmesi lazım. Unutmayın. Kontrol edemediğiniz her şey sizi kontrol ediyor demektir. O tılsım dediği şey ne abi? Tılsım. Da bir tılsım var. Evet. Mesela uçakta ne yazdım biliyor musunuz? Daha deftere geçirmedim. Uçakta bak ne yazdım. Ben size bununla alakalı şey söyleyeceğim. Bak. Yazdığımı not aldım ya şu kalemle. Şu kalemle. Sanki gavur benim için yapmış bunu. Hemen uçakta bak ne yazdım bak. Size onu okuyayım bak. Uçakta ne yazdım. Bak. İnşallah şey yaparız. Korku. Bakayım verecek mi? Bulduk. İlk basışta çıktı. Korku hissinin eğitilmesi gerekiyor. Nasıl uçakta başıma geleni anlatıyorum. Ya gördüm ha bak. Uçak acayip türbülansa giriyor. Girdi ya. O anda bende de oldu. Kısmen ne kadar kontrol etsen de oldu bak şimdi. Millet falan yaptı. Hostes, uçak görevlileri hiç yapmadı. Cesarette kadın mı daha cesurdur, erkek mi? Erkekler korktu, kadın niye korkmadı? Kadın hostes. Kadın, hatta araba ile içeride gıda dağıtıyor. Ama korkunç bir şey yaptı. Peki, erkek cesur olduğu halde erkeklerin korkması bana şunu uyandırdı. Korku hissinin eğitilmesi gerekiyor. Nasıl uçakta hanım hostesin uçaktan korkmuyor ama cesarette namdar erkekler korkması yavrusu olunca korkan tavuğa korkmaması, korkak olan tavuğun yavrusu olunca korkmaması gösteriyor ki korku hissi eğitilebilir, kontrol edilebilirdir. Nasıl yaratılışına bağlanmalı? Yani bu niçin yaratılmış korku hissini?
yaratılışına bağlamalı. Niçin? Niçin yaratılmış olduğunu bilmeli ve o yönde kullanılmalı. Yani Üstad Haliç'ten geçerken kayaya birisi korkudan binemiyordu ya abi. Ha işte. Yani oradaki korkuyu sen orada tamir ettiği gibi. Yani Üstad orada ona şey yapıyor. Nasihat ediyor ama o sonradan bindiriyor. Evet. O da tamir etmiş oldu yani. Ha, tamir değil, hakikatin aynı tamir etmiş hem de hakikatına koydu. Yani her şeyi kıblesine koydu. Mesela şey diyorum. Onu anlatayım, ondan sonra bunu anlatacağım. Bak, hostes korkmadı kadın. Belki de 2-3 tane cinayeti olup çok mafya, çok savaşa girmiş. Yani mesela çok kavgaya girdik biz mesela. Mesela bir sürü hadiseler başında geçiyor. Ama kadın benim rastladığım veya kavgalı gürültülü geçen bir adamı rastladın, onda bir rastlasa o hostes ölür. Bak, o cesur adam uçaktan korkuyor, kadın korkmuyor. Çünkü kadın eğitilmiş. Ha, bu korku hissini kıblesine konmuş. Ne yapmış ona? Uçak nedir? Hava nedir? Uçak çok şiddetli olunca neler olur? Gayet ilmini biliyor, bir şey olmayacağından emindir. Bu gayet normal olduğunu bildiğinden endişe etmiyor. Korkunun temelinde cehalet vardır. Güven, cehalet olunca güven yoktur. Anladın mı? Yani bunlar çok önemli şeyler. Mesela akla dedik yani su benzin deposuna su koyarsan biraz araba tekler, onu devam ediyor. Ona ait bir tane de şey vereyim. Haletlerim gidip geliyor diyor. Çok iyisin. Çok hoş, mutluyuz. Ay bakıyorsun, kendisini karamsarlığa bırakmış. Beni çok endişelendiren, meraklandıran bir şey. Bu da tekleme. Aklım tekledi. Çok iyiyim. Moralımız, Allah Allah. Ölecek gibi geliyor. Aklım gidiyor. Sokağa çıkarsam aklım gider. Aklım giderse eve gelemem. Gelemezsem kız çocuğum ağlar 3 yaşında ölür diyen dul kadın var. Ama bazen hocam kral gibi kesiliyor. Çok iyiyim. Bazen iniyorum, bazen kalkıyorum. Hocam gidip gelmeler yaşıyorum. O diyene cevap şu cümle veciz. Haletlerinde gidip gelmeler yaşıyorsan, sana gidip geliniyor demektir. Bu kadar veciz. Sende kalıcı bir şey olsaydı, gitmezdi, daimi kalır. Mesela bak, jiletle kestim burayı. Ağrır, gittikçe ağrı azalır ve son bulur. Tamam, böyle değil mi biyolojik hastalık? Evet. Şimdi veya ağrı devam eder ama aynı hızda devam eder. Peki şöyle düşünün, burada bir darbe yok. Kolum ağrıyor acayip. Tamam. Sonra yarın gitti. Gitti gidebilir. Abi bir saat sonra geldi. 2 saat sonra gitti. Sonra buradan buraya geldi. Bu gösteriyor ki kalıcı biyolojik bir ağrı değil. İkide bir yer değiştiriyorsa, ikide bir sıfat değiştiriyorsa, farklı ağrı şekilleri veriyorsa, korku bir gidiyor bir geliyorsa gidip gelmeler yaşıyorsun demektir ki gidip gelmeler yaşayan ona gidip geliniyor demektir. Anladın mı? Geldikleri zaman o haletleri yaşıyorsun, girdikleri zaman kurtuluyorsun. Anladın mı? Abi gidip gelmeler yaşıyor, gidip geliniyor demek. Evine şey yaptı. Ne yapacağım abi? Hiçbir şey yapmayacaksın. Demek geldiler. Şey vardı. Okul okurken staj yapıyorduk. Tamirhanelerde, servislerde. Ben şeydeydim. Karbüratör ayarlarındaydım. Motor, sibop ayarlarında servisinde çalışıyorum. Servisteyiz. Yani eğitim alıyoruz. Ustalar var başımızda. Usta diyor ki hepimize
çırak değiliz, kalfa gibiyiz. Ama ustanın yanındayız. Al usta bize çekiç getir, onu getir diyor. Onun yanındayız. Ben, burası da çok önemli. Dedi ki, ben çalışıyorum. Yanımda fren servisi var. Serviste. O da bir o başka okuldan gelmiş. Bayrampaşa'dan gelmiş. Sanat okulundan gelmiş. Biz Şişli'den gelmişiz. Şimdi o çocuk orada olan delikanlı emsaliz. Kovboy hastası. Filmler çok seyretmiş. Kovboy. Her şey kovboy yapıyor. Giderken böyle takımları tutarken böyle yürüyor. Takımlar elinde silah tutar gibi. Hayatı acayip. Her tarafı blok olmuş. Beni bitmiş. Ondan sonra şimdi usta dedi ki duyuyoruz da yani ben bu şeritte çalışıyorum orada. Dedi ki şu anahtarı getir. O da gidip geliyor ama hızlı hızlı gidiyor böyle. Hep hayal yaşıyor. Gelip ya şöyle yapıyor. Dükşüm 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 dükşüm. Tamam böyle geliyor. Usta da artık burasına geldi. Şöyle baktı. Oğlum geldiler mi dedi ya. Ustam dedi geldiler silahları da var diyor. Silahlı geldiler diyor. Dedi ya Rabbim bana mı seçti inşallah. Tamam. Şimdi geldi. Ne yaptı usta? Onunla uğraşmayacak. Hiç uğraşmayacak. Yaban arılarla uğraşmayacak. Ha, eğer gidip gelmeler yaşıyorsan gidip geliniyor demektir. Peki ne demektir? Çare ne? Yani kalıcı, senle kalan, seninle alakalı olan bir hastalık değil. Üşüdün. Ya harici bir özellik değil mi? Dahide mi üşüyorsun? Üşüyorsan hava soğuk demektir. Aldırıyor musun? Üşüdün. Yok tedbir alıyorsun. Yanıyorsun yani. Gene dahili bir özellik değil. Hariçte olan özellik, senin özelliğin olmaz olmadığında moralini bozma. Biraz sonra gidecek. Hep hava böyle kalacak hali yok ki. Anlıyor musun? Gaflet en büyük buzdolabı gibidir. Haletlerimizi donduruyor. Tefekkür ise o donanları eriten güneş gibidir. Tefekkürle aşarsın. Tefekkür mesleğinde devam etmek lazım. Peki. Devam ediyoruz. Kaç dakika oldu? 34. 34. Şu sayfayı bitirebilirsek tamam. Düşünün bu defteri sayfa sayfa okusak. Bunlar hep Risale'den. Ve bak uçak. Gördün mü? Neyle yazıyorsun? Ben bunu yazmak için Urfa'dan İstanbul'a uçuyordum. Baktım. Kırıkhan'dan İstanbul. Ha Kırıkhan. Kıdabek. Kırıkhan'dan İstanbul. Oradan oraya. Yani İstanbul'dan Urfa'ya, oradan Kırıkhan, oradan oraya. Şimdi. Türbülansa bir girdi. Kadın arabayla gıda dağıtıyor. Koca koca adamlar. Sonra bende de oldu. Yanında kontrolsüz. Hemen tak diye kontrol ediyorsun. Uçak şey yapınca hemen toparladığı gibi. Bizde de tak diye savunma sistemi var. Sana rağmen çalışıyor. İnsanlar şöyle zannediyor. Ya ben sahipsizim. Benim meşgul olmamla bunlar savunma sistemi gelişiyor. Hayır. Hastalık, sıkıntı, buhran, bunalım ne gelirse gelsin. Senden habersiz nasıl uykuda olduğu gibi sistem, savunma sistemleri var. Sen hiç dokunma. Sen bozma yeter. Şeyde Japonlar da abi depremden hiç korkmuyorlar. Yani böyle tiril tiril sallanıyor. Onlar eşyaları kurtarmaya çalışıyorlar. Hiç dökülmesin diye. Yani, meşgul olmuyorlar. Demek ki onlar da öğrenmişler. Yani. Öğrenmiş. Korkunun ve hadisenin ne olduğunu öğrenmiştir. Öğretilmesi lazım. Uçak böyle yapıyor. Hostes korkuların kaynağı olan kadındır. Kadın korkmuyor. Yolcu korkuyor. Yolcu erkek korkuyor. Ha demek ki eğitilmesi gereken bir histir. Eğitilince korkmuyoruz. Endişeli talebeler en önde oturmazlar. Fazla dikkat çekmemek ve kimse benimle meşgul olmaması için. Talebelerin özelliği odur. Mesela dersine çalışan talebelik yapanlar bilir ki yapmıyor. Böyle hocanın gözüne bakar. Yazılı yapacağım, sözlü yapacağım deyince böyle. O hoca da hiçbirisini kaldırmaz. Ama kafayı böyle indiren, oğlum sana diyorum sana, he hocam bana mı? Kalk. Endişeli talebeler en ön
önde oturmazlar, fazla dikkati çekmemek ve kimseye benimle meşgul olmaması için. Senin gözüne bakmayan, bak senin gözüne bakmayan, iki nokta üst üste ne demek? Senden saklanmaya çalışıyor veya niçin benden korkuyor, bir şey mi gizliyor, bir şeyler söylemek mi istiyor manalarını ifade ediyor. Anlayacaksın. Senin gözüne bakmayan, biraz önce öfkeni aktif etmesin diye kullandık o göze bakmak. Mesela asabi olan adam, sinirli olan adam veya patlayacak olan adam sakın insanların gözüne bakmasın. O hatayı yaptı o arabayı. Gözüne bakarsan kesinlikle o öfke patlayacak sende. Şimdi o zaman senin gözüne birisi bakmıyorsa, şimdi biraz önceki şeydi, karşıyı. Şimdi sen düşünmen ne? Benim gözüme bu adam bakmıyor. Niye bakmıyor? Bir, senden saklanmaya çalışıyor veya niçin benden korkuyor acaba? Düşünce geliyor sana. Bir şey mi gizliyor benden? Geliyor. Veya bir şeyler söylemek mi istiyor? Bakmayarak. Yani mesaj veriyor. Canlı yürü, yani konu değiştiğim. Canlı yürü sanki darbe yemiş, tökezleyerek yürüme. Yürürken Allah Resulü yorulduğunuz zaman hızlı yürüyün diyor. Yavaşlayın da demiyor ha. Bak yürürken ufaktan bir yarış olsun. Ölü gibi ölmeden önce ölenler yürür. Canlı ve dinamik ol. Yürürken dağlar titresin. Yer çabuk beni bıraksın desin. Öyle yürü. Mıymıntı mıymıntı. Gayetsiz bak. Çünkü yürümek aynı zamanda bir idealistiktir, bir kültür işidir. Aynı zamanda kişinin karakterini ve hedefini de gösterir. Gayesiz insanın yürümesi başkadır. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Mehmet, var ya kırkındaki. Esnaf Mehmet. Diyor ki, bunu söyle. Hasan kardeş diyor. Ben diyor, bak 40 senelik var değil mi esnaf? Şey de öyle diyor pazardaki beyaz eşyacı. O daha eski. Benim yaşımdan fazla ticareti var. Hasan kardeş dedi pazarda. O da öyle. Adam girsin, mal mı araştırıyor, fiyat mı araştırıyor, alacak mı yoksa başka ne? Cebinde para var mı yok mu, taksitle mi peşin alacak? Girerken anlarım diyor. Peki diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Peki size söylüyorum, dershanecilersiniz. Gelen adamın %70-80 ilk görünüşte belli değil mi? Peki bir çayda veya bir 5-10 dakika, 3-5 dakika konuşsan, bunun karakterini yani nereye ihtiyacı olup olmadığını Nur'a anlatayım anlatmayayım, senin bir kere işten çıkar mı çıkmaz mı? Hangi konuya gireyim diye 5-10 dakika konuşmayı anlamaz mısın? Hemen anlamaz. Ha, girsin bir adam, hakikaten bu adamın %60-70 konuşmaya muhatap mıdır değil mi hemen anlarız biz. Hak, başka konu, bedeli verilip beklenilendir. Hak neymiş? Bedeli verilip, felsefi bir cümledir ha. Bir yerden alıntı değil. Bunları pek de bulamazsınız yani. Hak nedir? Bedeli verilip beklenilendir. Misal, babalık yapmışsan evladından baba hakkın olur. Kocalık, hanımlık yapmışsan hakkın doğmuş olur. Yoksa neyin hakkını istiyorsun? Karşılıksız olana hak denmez, ihsan et denilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir baba gelip şikayet ediyor oğlunu. Ondan sonra kızıyor ve çocuğunu çağırıyor. Sen diyor babalık hakkını bilmiyor musun diyor. Bu babanı niye kızdırdın demiş. Ya Ömer babalık hakkı nedir? Saydı. Peki sorun bakalım o yaptı mı? O zaman ona diyor ki kızıyor. Be adam, babalık yapmamışsın, evlatlık istiyorsun. Hak bedeli verilip beklenilendir. Mesela topal oldun. Bunu çok da soruyorlar size de. Topal oldun, kör oldun, bilmem ne oldun. Ömrü kısa oldun, uzun oldu.
Allah zulüm mü etmiş oluyor? Yani beni niye topala yarattı? Beni niye kör? Aynı bunun gibi. Hak yoktur. Sen iki ayak, iki göz isteme hakkın yoktur. Çünkü hak nedir? Bedeli verilip bedelini veriyorsun. Al, ver bana. Bedeli verdikten sonra istemektir. Sen Allah'a ne verdin ki ne istiyorsun? Bedelini verdin mi? Aslan Risalesi'nde var o. İşte bu işte, oradan çıkarttık. Yani bir hak olabilmesi için bedel verilmesi lazım. Allah'ım ben sana iki ayağı satın almıştım. Niye için iki ayağım yok? Niçin verdiğim sipariş eksik geldi? Dükkandan ben bu malı istedim ama eve kargoyla gönderdiniz, eksik geldi. Deme, eğer hak vermişse. Hak nedir? Bedeli verilip beklenilendir. Sen Allah'a hangi organının bedelini verdin ki hak istiyorsun? Bedeli verilmeyip de istenilen şey tazarrudur, niyazdır, duadır, yalvarmaktır. Ve cevap ise ihsandır, hak değildir. Evrad-ı Kutsi'yi okuyordum. Başıma geleni demek yazmış. Kur'an'a benzemiyor. Hadislere benzemiyor. Evrad-ı Kutsi'ye var ya. Evrad-ı Kutsi nedir biliyor musunuz? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin evradı. Cevşen'de de Cevşen duası var. Allah aşkına hadis-i şerif de dahil. Büyük zatların, peygamberin hadisi de dahil. Büyük zatların evradı, ustadın duası. Ustadın duası da var değil mi? İsmillah Kalkinüriye'de. Nedir onun adı? Ustadın o... Neydi mühendis bey? Ustadın var ya. Evet. La ilahe illallah. Hulasatı hulasa. O. Şah-ı Nakşibendi'nin evrad-ı kutsiyesi. Peygamberin Hazreti Ali'ye verdiği cevşen. Hadis de dahil. Bak başıma geleni. Evrad-ı Kutsi'yi okuyordum. Kur'an'a benzemiyor. Hadislere benzemiyor. Bu kadar hocalardan ders aldı. Mektebini, çıraklığını, kalp ve ustalığını yaptığı halde, yani Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bu kadar ders aldı. Çıraklık yaptı mesleği bu duvanın. Evrad-ı Kutsi'ye pat diye çıkmadı ki. Ömrünün hulasası. Ustad hulasatul hulasa, ömrünün hulasası değil mi? Hayatımın sebebi, vücudu, vesile-i saadeti, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur diyor. Ha. Şimdi bu büyük zatlar çıraklık yaptılar, kalfalık yaptılar, ustalık yaptılar. Hayatının hulasası olarak bir evrat ortaya koydular. Ve Kur'an'a benzemiyor. Bu kadar hocalardan ders aldı. Mektebini, çıraklığını, kalfa ve ustalığını da yaptı. Ders verdi, ustalık yaptı. Ama ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Kur'an'ın çıraklığı yok, peygamberliğin çıraklığı yok, kalfalığı yok, mektebi yok, eğitimini almadığı halde kendi ifadesi olan aynı ağızdan hadis çıkıyor, aynı ağızdan ayet çıkıyor, hiç ayete benzemiyor. Akıcılık. Sırf okumasını söylüyorum ha. Mana muhteviyatını demiyorum. Sırf okurken, münacat okurken telaffuz etme zorluğu yaşıyoruz. Hulasatul hulasa, ben bu kadar senelerden beri, yani 30'a bölünmüş değil mi? 30 günde bir bitiriyorum ben. İstisnası biliyorsunuz. Gene kem kim oluyor değil mi? Olmuyor değil mi? Kur'an öyle mi? O da 30 günde bir geliyor. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Kur'an'ın çıraklığı yok, peygamberliğin çıraklığı yok, eğitimini almamış, deneme yanılma yok, en son, en mükemmel bu bir insan için mümkün olur mu acaba bu ayet? Bu telaffuz itibariyle düşün. Yani deneme yanılma yok, değişiklik yok. İlk defa. Daha önce duyulmamış. Yanında sahabe var. Yaz ilk defa diyor. Tamam mı? Derdi de sahabe. Ya Resulallah bunu geçen hafta da kaydetmiştik. Pat
tak diye geliyor, ayet oluyor. Ve eğitimini almamış. Kursuna gitmemiş. Seminerine katılmamış. Videolar dinlememiş. Bülent diyor ki Almanya'daki. Abi diyor, acayip bir usta. Acayip taklit üzeri. Kale bodur yapacağım zaman, kale bodur nasıl yapılır videoları seyrediyorum. Ediyorum, ediyorum diyor. İyice meşk ediyorum, sonra yapıyorum. Peygamber ise aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın çıraklığı yapmamış, eğitimini almamış, deneme yanılması yok. En son, en mükemmel bu bir insan için mümkün müdür acaba? Hem peygamber değilken Hatice-i Kübra radiyallahu anha validemiz de zengindi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamber değilken zengindi. 25 yaşında oydu. 40 yaşında validemizdi. Hatice validemiz. Onunla evli. 15 sene arada fark var. Ve kendisi fakirdi. Hanımı zengindi. O kafilede işçilik yapıyordu. Peygamber değilken zengindi. Peygamber olduktan sonra zürt oldu. Şimdi ise milletvekili garibandır veya orta seviyelidir veya başbakandır. Bir bakıyorsun milletvekilinden sonra adam trilyarlık oluyor. Belediye başkanıydı da. Olmadan önce belli. Belediye başkanı kendisi değil. Kızı, oğlu, evladı, damadı, yedi sülalesi çeşitli çeşitli trilyarlıklar, villalar çıkıyor. Bu da göstermiyor mu farklı? Peygamber, onu ben peygamber olacağım, zürtlük çekeceğim. Niye? Ben uydurdumsa bu dini. Haşa ahireti yoksa. Ben uydurdumsa ahireti. Haşa ben Allah'ı ben uydurdumsa. Neyin adına sıkıntı çekeyim ki? Neyin adına fedakarlık yapayım? Yok ki öyle bir hayat. Ahiretten bir hayat yok ki ben uydurdum. Niye ben zürt çekeyim? Niye ölümle yüz yüze burun buruna geleyim? Niye üç gün aç olayım? Enayi miyim? Bu kadar zeki olan adam bu aptallığı yapar mı? Tamam da bu ölümü niçin göze alsın? Bu zürtlüğü, bu sefilliği Allah aşkına ahireti kendisi uydurmuşsa niye alsın? Niye nazar alsın? Niye alsın ki ya? Hem de dinsiz diyor ki buna. Çok zeki insan. Zeki insan böyle akılsız işe yapar mı? Ta ayakları sesi duyuluyor. Hira Dağı'ndaki mağaraya kadar düşmanları La tahaf veya La tahsen İnne Allah'a ma'ana. Korkma Allah bizimle beraber. Nasıl diyebilir ki? O ki ahiret yok, o ki Allah yok. Kendisi uydurmuşsa haşa ve kella. Peki düşmanları yalın kılıç elinde oraya kadar gelmiş. Bu güven nereden? Ancak deli olması lazım, hayvan olması lazım. Veya çocuk olması lazım. Üç kişi korkmaz. Hem peygamber değilken Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a validemiz zengin idi. Peygamber oldu fakirlendi. Peki haşa, haşa, haşa kendisinden çıksa ne menfaati oldu? Bu ahireti kendisi çıkartsa. Tamam da servetini de veriyorsun. Niye veriyorsun? Sen uydurdun bir şeye. Yokluk mu mükafat? Yokluk için mi yaptı, varlığını kullandı? Huzurunu, huzurluydu yani, kafiledeydi. Huzurunu vererek, huzursuzluk almak için mi yaptı? Güvendeyken, güvensiz bir hayat insan yaşamak ister mi? Zengin iken fakir olmak ister mi? Evinde bir şey pişerken, üç gün evinde ateş tütmemesini ister mi? Tam da niçin yapsın? O ki Allah ve ahireti kendisi uydurmuşsa. Yokluk mu? Peki, hicret mi? Kendi bu dini kendisi uydurdu. Niye? Yurdundan, evinden sürülmek için bir daha geri dönmedi biliyor musun? Peygamber bir yerden çıkartılırsa bir daha geri dönemezmiş oraya. Dönemedi. Niçin taşlama yaptıktan sonra Mina'da kaldı? Niçin eski evine gelmedi biliyor musun? Oradan çıkartıldığı için oraya dönemezdi. Haç yaptı ya. Taşlama yapmadı mı? Şeytan taşlama yaptı. Şeytan taşlamadıktan sonra nerede kalmaya geldi? Mina'da geldi. Niye Kabe'ye gitmedi? Çıkartıldığı yere peygamber bir daha giremez. Bir daha o çıkartıldı hicretin 10 senesinde bir daha geri dönmemiş.
Fethi olmuş, bitmiş. Yani bunları niçin yapıyor? Hicrete niçin tahammül ediyor? Fakirliğe niçin tahammül ediyor? Zürtlüğe niçin tahammül ediyor? Yokluk kırla geziyor. Ölümle burun buruna geliyorsun. Tamam da bunu niçin yaptın? Niçin bunu göze aldın? O ki ahiret yoksa, haşa. Hicreti, hayat tehlikesini buna mukabil, bu sıkıntıya mukabil, dünyalık bir şey ortada var mı? Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz asla damımdan dönmem. Tam da bunları sorarız da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a soralım Şahsiyet-i Maneviyesine. Hani düşmanları bile akılsız demedi aşağı. Düşmanlar şöyle dedi, iki sıfat yakıştırdılar, mektubatta geçiyor. Çok zekiydi, akıllıydı. Çok güzel ahlaklıydı. Güzel ahlaklı ise, ahlaklı olan yalan demez. Yalan diyen güzelle ahlaklı olamaz. O zaman usta diyor ki, sizin bu söz diyor, hududunuzun dışındadır. Hem güzel ahlaklıdır diyorsunuz, hem yalan söylüyor diyor. Peygamber olmadığı halde, peygamberim diyor. Bu yalan. Yalan söylen ahlaksız olur. Peki, madem güzel ahlaklıdır, yalan söylemiyor. Yalan söylemiyorsa ahiret vardır. İki, zekilik diyor. Tam da bu fedakarlıkları niye yapsın? Tamam. Hiçlik için mi varlığı vermiş? Milyonlar sene yaşayıp mükafatını alması gerekirken meşakkatli bir hayat sonucunda gidiyor. Gidiyor. Milyonlar yaşaması lazım. O mükafatını alması lazım. Tabii ya, öyle bir fedakarlık yapmış ki akla durgunluk veriyor. Niçin bunu yapıyorsun? Hiçlik için mi varlığı veriyorsun? Yok olmak için mi gayret ediyorsun? Hayat hiç uğruna mı? Aslında öyle bir donanım, öyle bir fedakarlık, öyle can siperhane çalışıyor ki 1 milyon sene ancak yaşamak hedef olan adam yapar bunu. Ama meşakkatli 63 sene yaşıyoruz. Böyle. Burada duruyoruz. Vafir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavat.